Herkese merhaba. PlayStation Plus Essential Nisan ayı oyunları ile ilgili bir paylaşım yapmıştım zaten. Hangi oyunlar geliyor diye. Bu oyunlar arasında önemli bir oyun var ki Sackboy Big Adventure, yani Büyük Macera adlı oyunun bilgisini vereyim dedim arkadaşlar. Haberini vereyim. 4 Nisan Salı günü kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ondan sonra oyunu keyifle oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar oyunumuz Türkçe dublaj sahibi. Türkçe dublaj var. Çok da güzel olmuş. Şimdi oyunumuza hazır bilgisini vermişken bir de oyuna bakalım. Nasıl bir oyun bizi bekliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Bu arada henüz abone olmadıysanız abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız da ve yorum eklerseniz de, selam gönderirseniz de harika olur. Hadi bakalım. Sackboy bakalım bize neler sunuyor arkadaşlar. Sevimli karakterimiz. Kalk bakalım. Oyunda Türkçe dublaj var. Gerçekten iyi yapmışlar. Burası aslında bir oyunun menüsü gibi. Genel olarak oyunu zaten hiç bilmeyen kardeşim için söylersem. Platform oyunu. Keyifli bir platform oyunu. Birden çok kişiye, 4 kişiye kadar. Co-op olarak aynı ekrandan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani başka bir, tabii ki 4 tane kol varsa. Kardeşiniz var ya da eşiniz var. Ayrı ikinci bir kol bağlayarak. Co-op görevler var. Onları birlikte keyifli oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu dediğim gibi ana menü. En dış menü bu. Yolculuk yap dediğimiz. Buna bindiğimizde. Sackboy'un dünyası var arkadaşlar. Bu dünya üzerinden ki şu anda dünyalar 5 tane dünya var. Yani 5 tane dünyanın farklı farklı 5 tane bölüm var. Bu bölüm içinden sadece birincisindeyiz. Bu bölüm bitirdikten sonra 2, 3, 4, 5 açılacak. O açılana kadar arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuraya gideceğiz. Mesela bu da kapalı. Dağın tepesine ulaşmak için yeterli hayalperest küresi toplamamışsın. Evet. Şimdi burada bu birinciyi açabilmemiz için küre toplamamız gerekiyor. Bir tane küre toplamamız gerekiyor. Karşıya köprünün açılabilmesi bu için. Cürcün o yüzden birinci bölüme gireceğiz. Daha çok hayalperest küresi hadi bakalım. Lazım. Hop. Çok da sevdiğim bir oyundur. Eskiden PlayStation 3'te de çok severdim arkadaşlar. Bir önceki jenerasyonda da güzeldi. 4'te de güzeldi. Keyifli oynanıyordu. İki kişilik ailecek oynanabilecek ya da kardeşiniz oynayabileceğiniz ya da online üzerinden de yine oynayabileceğiniz. Keyifli bir oyun. Bu arada DualSense çok güzel çalışıyor. Şeyden beri arkadaşlar şöyle diyeyim size. Astro Boy var ya, Astro Robot'tan sonra ki en güzel DualSense hissettiren oyun. Bakın şöyle söyleyeyim. Şu şeyler var ya, kumaşlar. Kumaşlara da yürürken daha iyi farklı hissettiriyor DualSense. Evet, burada küreden topladıklarınız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. Aha bir daha yapacağım. Ya DualSense çok iyi bir olay ya. Eğer hani kullanan oyun olursa, düzgün kullanan oyun olursa. Aa ben öbür taraftakini alacaktım. Aldırmadı görüyor musunuz? Neden aldırmadı? Çünkü eğer yani iki kişi oynaysaydık bir tarafı ben alacaktım, bir tarafı arkadaşımız alacaktı. Ya da kardeşimiz alacaktı. O şekilde ilerleyecek. Bunlar kırılıyor ama. Evet kırılıyormuş. Bu arada yuvarlakla aynı. Birçok Souls oyundaki gibi dash, X zıplama, kare, vurma. Gayet güzel. Bunları toplayalım abi. Bunlar önemli. Bu arada şöyle vurarak da halledebiliriz. Yani yeni nesil platform oyunu dememiz daha doğru olur. Bizim zamanımızda biliyorsunuz arkadaşlar ben 80'lerden 90'lardan gelen oyuncu olarak o dönemlerde acaba karşıya geçilecek gizli yer var mıdır? Şöyle bakayım deneyeyim bir. Bakın. Abi işte oraya gitmemiz gerekmiyor ama gidersen ekstra bakın bonus aldım.
Yani düşünürsen, aklına gelirse oraya gidersin. Yoksa gerçekten ucu ucuna gidiyorsunuz zaten. Gidilmeyi siz zorunlu bir yer değil. Zaten bunları kırsaydım başta, çoktan o hakkımı kaybetmiştim. İçine mi gireyim? Kafanın içine mi gireyim? Dur gireceğim, şunları alayım. Ya şimdi arkadaşlar, çocuk oyunu gibi görebilirsiniz. Doğru, çocuk oyunu yani genç arkadaşımız için daha uygun oyun olabilir ama ben mesela kendim şahsım adına söyleyeyim, gerçekten ben seviyorum bu tarz oyunları. Yani şöyle söyleyeyim, tek başıma hani boss zamanımda, ki biliyorsunuz belli bir yaştan sonra fazla zaman dolmuyor. İnsan işte işi var, gücü var, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz ama yine de hani belki tek başımayken açıp oynamam. Zamanım varken onu daha iyi oyunlarla hani benim yaşıma uygun mesela oyunlarla değerlendirebilirim ama yani bir kardeşim, ailemden oğlum, kızım ya da eşim varsa, nişanlım varsa, kız arkadaşım varsa oynarım ya. Çok da eğlenceli. Ha çok zaman olsa normalde de oynarım. Evet. Bir Mario gibi deneyeyim bakayım. Tepesine binebiliyoruz mu? Ha iyi, tamam. Merhaba. Konsoloklar merhaba. Güle güle. Ya ya şu pamukta yürümek bile ne kadar güzel ya. Yani şey olarak PlayStation 5'in hani özellikle DualSense gibi özelliğini kullanan keyifli bir oyun. Hani elinizde en azından DualSense'i tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Birçok oyunda ne yazık ki çok fazla kullanılmıyor. Genelde Sony özel oyunları kullanıyor bunu. Ay. Lan nereye gittim ben? Aa Book'a bak. Ne saçma olay ya. Ya uğraşsam olmaz ha. Ha bakın böyle alıp atabiliyoruz. Hmm güzel. Yalnız ben gerçekten şaşırdım. Orada nasıl bir şeye girdim ki ben? Değil mi? İlginçtir yani. Normalde sonu, hani bir sonu oyunda öyle bug olmaz. Belki bug olmamıştır. Zaten orası düşülecek bir yerdir ama. Ben başardım. Şuradan bir yere atlanıyor olabilir. Bakacağım. Yok. Atlanmıyor. Hop. Gel. Gel kapana bineceğim gel. Şuradan tutunabilir miyim acaba? Aa tutunabiliyorum evet. Tamam. Aynı şeyi burada da yapabilirim o zaman. Evet arkadaşlar. Sackboy her zaman böyle olmuşlar yani fizik tabanlı olduğu için. Biraz da sizin hayal gücünüze kalmış yani neler yapıp yapmamak. Dur bakayım şöyle şunu tutup vurabilecek miyim dedim de. Biraz saçmalık var herhalde ama bir deneyelim. O zaman sadece kopartalım bunu. Altın küre aldım. Çok güzel. Yani dediğim gibi arkadaşlar PlayStation Plus sahipleri
Ya oyun ücretsizken yani mutlaka kütüphanenizi ekleyin çünkü ve bir şans verin. İnanın şans verin. Hani basit bir oyun gibi gözükebilir. Basit derken görsel olarak teknik anlamda çok güzel. Ama şey anlamda. Hani biraz daha küçük yaş grubuna hitap ediyormuş gibi düşünmeyin. Gerçekten güzel. Hop. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum, ne o? Bu bir hayalperest küresi. Bizzat hayalosferden gelen saf yaratıcı enerjiyle dolu. Hayalosfer. Oraya ulaşmak için bunlardan daha çok toplamalısın. X'i durdurmak için buradasın, değil mi? Evet. Evet, tamam ama kabusların o karanlık ve kötü enerjisine dair bilmen gereken bir şey var. Curcuna. Muhtemelen Max, o küre bizim başka bölüm açmamızı sağlayacak. Planlıyor. Şimdilik onu kimse ona engel olamasın diye de dağın zirvesine giden yolu kapatmak için kullanıyor. Neyse ki o fena şeye karşı koyabileceğiz. Elinde tuttuğun şeyle. İçindeki saf merak ve yaratıcılık enerjisi Max'in karşına çıkan bütün engellerini görselleri ortadan çok iyi kaldıracak. Ya, bu kürelerin peşine düşmelisin. Maceran için çok önemliler. Kaderin için çok önemliler. Tüm bu... Her neyse işte, sen mevzuyu anladın. Sonraki görüşmemizde sana büyük kozmik sırlar vereceğim. Biraz da kendimden bahsederim. İsmimden mesela. Adım Scarlet. Daha da önemlisi, varoluş hikayenin hakikatinden bahsedeceğim. Evet, bu küre önemli. Muhtemelen bir sonraki bölümün açılmasını sağlıyor arkadaşlar. Hatırladınız mı şeyi? Dedim yani köprünün karşısına geçmek için bir tane küre lazımdı oyunun ilk başında. Oraya kullanacağız. Hadi bakalım. Hop hop. Neler toplamışız neler. Fotoğraf çekiyoruz. Aha. Evet. Direkt köprüyü açtık. Yeni bölüm buradaymış. Hadi bakalım girelim. Selam. Ben Zum Zum. Merhaba Zum Zum. Üstünü değiştirmek mi istiyorsun? Hayır, çıplak dolaşmak istiyorum. Ulala, o halde tam yerine geldin. Toplan hazırlıklarını harca ve harikulade görünmeye başla. Evet. Sonra da gardırobunda inanılmaz yeni kombinler oluştu. Ve fantastik tasarımlarına istediğin zaman göz at. Oh. Al bakalım, sana birkaç ücretsiz toplan hazırlık vereyim. Harcaman için burada, Zum Zum'da. Evet, Zum Zum bizim kıyafet tasarımcımız. Ne yapalım? Gardırop girelim. Aha, bu dağcı. Şöyle. Bunu aldık. Başka ne kadar paramız var? Aa, fazla kalmadı. Bir dakika. Şu dağcı da güzelmiş ya. Ulala, daha fazla toplan hazırlığa ihtiyacım var. Ayrı ayrı da kombin yapabiliyorum. Hmm. Tamam. Hayalosferde kıyafet denince... Mesela demin aldığım şeyleri ayrı ayrı da zum zum yapabiliyorum. Mesela... Hayalosferde başka kıyafet satan yerde yok zaten. Hmm. Tamam, hadi aldık. Kızı komple bütün kıyafetlerini, punkları, saçlarını, işte aksesuarlarını aldım ama sadece ceketini giyebildim. Devam ediyoruz. Bölüm bölüm, her bölümü geçtiğimizde ana küreyi alacağız. Ana küreyle bir sonraki bölüm açacağız. Bu dünya bitince o zaman tekrar rokete binip, anladığım kadarıyla rokete binip tekrar bambaşka bir dünyaya gideceğiz. Yani tamamen farklı temada, farklı dünyalarda. Karşıya geçiliyor bakın. Bunları kaçırmamanızı öneririm. Çünkü sürprizler çıkabiliyor burada. Ve ekstra bonuslar tabii ki.
Boing, boing. Atlayayım mı? Fırlat. Hop. Evet, ona yandan vuramazdık mesela. Ona yandan vuramazdık çünkü vura vura geliyordu. Bu arada mesela daha önceki Sackboy'larda şey vardı arkadaşlar. Biraz daha nasıl diyeyim size? Daha çizgivari gidiyordu. Yani çok tek düze gidiyordu. Şimdi daha platform gibi olmuş. Çok daha ilerlemeli. Kısa kısa bölümler daha kısaydı. Çok sadece kıyafet. Biraz daha iki boyutlu etkileşim kurabiliyordunuz dünyayla. Her ne kadar 3 boyutlu dizayn edilmiş olsa da şimdi oynaması çok çok daha keyifli olmuş. Onu da alalım abi. Peki şöyle yapsam. Ha. Onu düşüneceğimi düşünmüşler yani. Yarısını alayım, sonuncusunu almayayım, gideyim bu tarafta alayım, sonra en sonunu alayım dedim. Yemedim. Vurayım mı, deneyeyim mi? Gördün mü? Olmuyor. Hop. Fırlat. Hop. Bu aldığınız her küreyi doğal sense hissediyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bunu alacağım. Gelin bakayım çocuklarım. Şunları toplayacağım tabii ki. Hop.
Oyun eğlenceli. Mutlaka kütüphanenize eklemeniz gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bunun en azından bilgisini vermiş oldum. 4 Nisan Salı günü arkadaşlar oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Muhtemelen akşama doğru geliyor. Bazen geç gelebiliyor. Bunun haricinde diğer oyunların hangisi olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar onlarla ilgili bilgiyi de zaten size paylaştım. Diğer videomu izleyebilirsiniz. Bu arada abone olmayan kardeşim abone olarak desteğini gösterebilirler. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna da basabilirsiniz. Yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. Cuma cumartesi canlı yayınımız var. Canlı yayınları da beklerim. Instagram gibi, TikTok gibi. Orada güzel eğlenceli videolar paylaşıyorum. Bunun yanında YouTube'da da shortslar var. Onlar da hem bilgilendirici, yer yer bazen eğlenceli oluyor. Onları da izleyebilirsiniz. Bir sonraki oyunlarda, haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar.